Herkese merhaba. 9. sınıf fizik 2. dönem full tekrarla karşınızdayım. Önce enerji için bilmemiz gerekenleri bir bakalım iş kuvvet çarpı delta x yani bir kuvvet gerekiyor ve delta x kadar itilmesi gerekiyor. Bu durumda yapılan iş kuvvet çarpı delta x kadar oluyordu. Enerji kinetik enerji vardı 1 bölü mv kare potansiyel enerji m çarpı g çarpı h mekanik enerji ve kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamı idi. Aynı zamanda enerjinin korunumu ilk baştaki mekanik enerji neyse sonraki mekanik enerji de aynı anlamı da geliyordu. Enerji korunuyorsa yani sürtünme yoksa dışarıdan herhangi bir etki yoksa sistemin enerjisi korunuyordu. Güç birim zamanda yapılan işte P ile gösteriliyordu. Power'ın P'si iş bölü zaman. O zaman işler dışarı yaptığımızda yapılan iş güç çarpı zamanda diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi. Yani aynı zamanda e, yapılan işte ile olacağı için enerji eşittir. Güç çarpı zaman sevgili gençler. Bir de burada bir e, çamaşır makinesi var. Gördüğünüz gibi onun e, almış olduğu enerji ile bakınız normalde işte elektrik prizinden almış olduğu bir elektrik enerjisi var. O elektrik enerjisinin tamamını sadece çamaşır yıkamak için kullanmaz. Biraz da orada işte sese enerji gider. E, o aynı zamanda kablolarda biraz ısıya işte enerji gider. Yani enerjinde enerjide biraz kayıp olur. Bu da verimin yüzde yüz olmaması anlamına gelmektedir. Verim bulmak için ne yapıyoruz o zaman? Bunun yap, yapmış olduğu işi düşünüyoruz. Yani nedir onun yaptığı iş? Çamaşır yıkamak, kurutmak vesaire. ...orada yapılan işi harcanan enerjiye biliyoruz. Harcanan enerji ne olacak? Hem onun için yani çamaşırları yıkamak için bir enerji söz konusu... ...bir de boşa giden enerjiler var işte sese giden enerji var az evvel dediğimiz gibi... ...harcanan enerji e, yapılan işten daha fazla olacak. O yüzden verim de %100 olmayacak sevgili gençler. Mekanik enerjide işte kinetik enerjide potansiyel enerjinin... Toplamıdır. Enerji kaynakları da işte yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları söz konusuydu. Yenilenemez enerji kaynakları işte fosil yakıtlar e, kullanıldıktan sonra yani dünyada bittiğini düşünelim yeniden oluşması için e, işte binlerce yıl gerekliydi. O yüzden ona yenilenemez enerji kaynağı diyorduk. Yenilenebilir enerji kaynağı içinde kullansak da devamında mesela güneşi düşündüğümüzde e, dünyada e, hayat olduğu sürece ya da güneş olduğu sürece dünyada hayat olacak. Dünyada hayat olduğu sürece de güneşten enerji elde edebileceğiz sürekli olarak. İşte bu yenilenebilir enerji kaynağı olmuş oldu. Rüzgar türbinleri bunlar da keza işte rüzgar olduğu sürece işte enerji elde edilecek. O yüzden bu da yenilenebilir enerji kaynağı olmuş oldu. Bu Ve ısı sıcaklık genleşme diğer konumuz. İki konuyu zaten tekrar edeceğiz. İkinci dönem bu konuda işlemiştik. Ee, sıcaklıkla ilgili ne biliyoruz? Ee, kendisi enerji değildi. Ee, maddenin, e, moleküllerinin ortalama kinetik enerjisine bağlı bir ölçü idi. Ve sıcaklık ölçekleri arasında şu şekilde de bir ilişki vardı. Celsius, Kelvin ve Fahrenheit. Celsius e, termometresini göster değer bölü 100 eşittir. Kelvin termometresini göster değer eksi 273 bölü 100. Fahrenheit termometresini göster değer eksi 32 bölü 180 şeklinde bunların aralarında bir ilişki vardı. Sonra ısı, öz ısı küçük ile gösteriyorduk. İşte maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece işte e, arttırmak için verilmesi gereken ısı ya da azaltmak için alınması gereken ısı idi. Isı sahası M kadar e, maddenin yani kütle olarak M kadar kütlenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için alınması ya da verilmesi gereken ısıydı. Büyük C ile gösteriliyordu ısı ısı. Öz ısı ayırt edici bir özellikti. Her maddenin kendine ait bir ayırt şey öz ısı vardı. Ama ısı ısı ayırt edici değil idi. Çünkü mesela öz ısıları farklı olan iki maddenin kütleleri de farklı olup bunları birbirlerine eşitleyebiliriz çarpım olarak. E, Q eşittir mc delta t. Kel macit. Bu ne demek? E, sıcaklığı delta kadar değiştirmek istiyorsak e, Q kadar ısı vermemiz ya da almamız gerekiyor. Yani sıcaklığın artmasını istiyorsak ısı vereceğiz, sıcaklığın azalmasını istiyorsak ondan ısı alacağız ve bunu da mcΔT delta T yapacağız. Hal değişimi, önce şuna bakalım. Alınan ısı ve verilen ısı birbirlerine eşit iki madde bir araya geldiğinde sıcaklıkları farklı olursa, şu şekilde çizelim, iki tane maddeyi bir araya getirdik. Bunun sıcaklığı T1, bunun sıcaklığı T2. T1 sıcaklığı T2 sıcaklığından daha büyük olsun mesela. Ne olur biliyor musun bu durumda? Sıcaklıkları farklı olduğu için burada ısı alışverişi olacaktır. Sıcaklığı büyük olan sıcaklığı küçük alana ısı verir sevgili gençler. Bunun sıcaklığı artar, bunun sıcaklığı azalır. Pekala, ısıyı veren ne kadar ısı vermişse, bakın şurada Q verilen, e, diğeri de o kadar ısı alacak diyoruz. Yani verilen ısı ile alınan ısı birbirlerine eşit olacak burada da gördüğünüz gibi. Hal değişimi e, Q eşittir M çarpı L. ML diyorduk buna. M dediğimiz şey kütle. L de hal değiştirme ısısı. Bu da ayırt edici bir özellik. Her maddenin kendine ait yine bir hal değiştirme ısısı var. Yani bir gramının hal değiştirmesi için gereken ısı miktarıydı. Bu da Q eşittir M çarpı L. Mesela burada eksi T sıcaklığında bir buz var. Bu 0 santigrat dereceye kadar sıcaklığı arttırılıyor. Sonra 0 santigrat dereceye gelen buz ısı verildiğinde Eriyor. Tamamı eridikten sonra su olduktan sonra sıcaklığını e, verilen ısı sıcaklığının artmasına sebep oluyor çünkü artık su oldu. Bu arada hal değiştirme esnasında kesinlikle sıcaklık değişmez. Burada buz hal değiştirmeye başladı. Tamamı eridikten sonra yani tamamı su olduktan sonra verilen ısı onun sıcaklığını arttırabilir. 100 santigrat derece geldiğinde suyun sıcaklığı yüzün üstüne çıkamaz. Çünkü 100 kaynama sıcaklığı. 100 santigrat derecede su kaynayacak. Yani tamamı buharlaşacak. Tamam buharlaştıktan sonra artık sıcaklığını yüzün üzerine çıkarabiliriz. Bakınız burada yatay çizgilerde gördüğünüz gibi sıcaklık değişmiyor. İşte bunlar hal değiştirmedir. Burada ise MC delta sıcaklık değişimidir. Lütfen dikkat. Isı aktarımı iletim ile olabilir, konveksiyonla olabilir, ışıma ile olabilir. İletim burada temas gereklidir. Birbirleri dokunma şart. Konveksiyonda ise e, akışkanların öz kütle öz kütle farkıyla hareket etmesinden kaynaklıdır. Mesela petekleri düşünün. E, kalorifer peteklerini. Kalorifer peteklerin etrafındaki hava ısındığında onun öz kütlesi azalıyor. Öz kütlesi Azalan hava yukarıya çıkarıyor, yukarı çıkıyor. Yukarıdaki östesi büyük olan, yani normal sıcaklığı daha az olduğu için soğuk havanın östesi daha büyük olacak. Östesi büyük olan hava da aşağı inecek. Sıcaklık arttıkça sıcaklığı artan yukarı, yukarıda soğuk olan da aşağı inecek. Bu şekilde bir konveksiyon durumu, taşıma durumu söz konusu oldu. Işımada da e, güneş ışınlarının dünyaya gelmesiyle dünyanın sıcaklığı artıyor ya da dünya ısınıyor. İşte bu da... E, elektromanyetik ışınmalar e, daha doğrusu elektromanyetik ışınlar e, düşündüğümüzde mesela gözle görülür işte e, kırmızıyla başlayıp mora doğru görünen ışıklar vardır ya onları biz gözle görebiliriz. E, tabii ki görünmeyen ışıklar da var. Mesela neydi bu? Mikrodalga ışın ışık, mikrodalga ışıma. Biz onu gözle göremeyiz ama mikrodalga e, mikrodalga fırınları mikrodalga ışınlarıyla ee, içerisindeki yemeği e, neyse yiyeceği ısıtabiliyor yani onun sıcaklığını arttırabiliyor değil mi? Ee, sonra genleşme, sıcaklığı artan cismin tüm boyutları aynı oranda artar, sıcaklığı azalan cismin tüm boyutları aynı oranda azalır. Hatta genleşme fotokopi çekmeye benzer diyorduk. Mesela e, bir F harfi düşünelim. Mesela bu F harfi şeklinde bir tane metal düşünelim. Bunun sıcaklığını arttırdığımız zaman bu H harfinin şu kenarı, şu uzunluğu, bu uzunluğu, bu uzunluğu bak hepsi artacak. Ee, bunun sıcaklığını azalttığımızda ise bu P harfinin tüm kenarları bakın ne olmuş oldu? Küçülmüş oldu. Yani ben bir fotokopi çekeceğim diyorum. F harfini büyüterek fotokopi çekiyorum. F harfini küçülerek fotokopi çekiyorum anlamına geliyor. Fotokopi çekmeye benzer tanımı. Evet bu şekilde bunu da söyledikten sonra artık sorulara başlayabiliriz. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki... 2 kilogram kütleli K cismi 12 Newton büyüklüğündeki F kuvvetiyle 6 metre çekiliyor. Buna göre yapılan iş kaç jüldür? Yapılan iş eşittir kuvvet çarpı delta X dedik az evvel. Ee, burada kuvvetin 12 Newton olduğunu söylüyor bize. Sonra bu kuvvetle 6 metre çekiliyormuş. 6 ile çarptığımda 72 jüllük iş yapılmış. Peki hocam bunun 2 kilogram kütleli olduğuna dair bilgi verilmiş. Bunu kullanmayacak mıyız? Hayır kullanmayacağız. Bu 2 kilogram da olsa... 3 de olsa, 5 de olsa, 10 de olsa fark etmez. Bu F kuvveti 6 metre bunu çektiği zaman yapacağı iş 72 cüldür sevgili gençler. Diğer sorumuza geçelim. Bir vinç yerde durmakta olan 10 kilogram kütleli bir yükü sabit hızla 4 saniyede 8 metre yüksekliğe çıkarıyor. Bu vincin gücü kaç watt'tır? Şöyle ki aşağıda şöyle yerde duran 10 kilogramlık bir tane cisim var. Şimdi bu 10 kilogramlık cisim... Şimdi sabit hızla dediğinde ne yapıyorduk? Hızı değişmiyorsa kinetik enerjisi değişmiyordu. O zaman bunu sabit hızla yukarıya çıkarttığımız zaman sadece potansiyel enerjisi artıyor. Yani bu buraya geldiğinde bakın belli bir yükseklik kazandığı için bunun potansiyel enerjisi artar diyoruz. Pekala yapılan iş burada buna potansiyel enerji kazandırmak. M çarpı G çarpı H nedir bu? Potansiyel enerjideki potansiyel enerji diye yazalım. Potansiyel enerji. Sonra kütlesine bakıyoruz. Neymiş bu arkadaşın kütlesi? Hemen 10 kilogram olduğunu görüyoruz. Yer çekimesi de 10. Yükseklik ne kadar yüksek kazanıyormuş? 8 metre. Bununla da çarptığımda 800 jül kadarlık bir iş yapılmış. Yani bu vinç burada 800 jül kadar iş yapmış. Gelelim güce. Gücü bulurken de yapılan işi zamana bölüyorduk. Yapılan iş 800 bölü zamana bakıyorum 4 saniye. O zaman bunu 4'e böldüğümde 8 böl 4 2 olacağına göre 200 Watt'lık gücü varmış sevgili gençler. Bu winch'in e, gördüğünüz gibi. Evet diğer sorumuzdayız. Aylin Hanım'a elindeki 12 kilogramlık alışveriş poşetlerini taşımak için yardım eden 48 kilogramlık Alper poşetleri sabit hızla apartmanın girişinden yerden yüksekliği 8 metre olan evine 15 saniyede çıkarıyormuş. Buna göre Alper'in gücü kaç Watt olunmuş? Yaşa Alper diyelim ve yardımlarından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunalım. Değil mi? Teyzemize yardım ediyor. Şimdi Alper diyor ki ben bu poşetleri çıkarıyorum yukarıya doğru. Tamam Alper okey ama sadece poşetleri çıkartmıyorsun. Kendini de çıkarıyorsun. Değil mi? O halde Alper'in yukarı çıkarttığı toplam kütle 48 ile 12'yi toplayacağımız 60 kilogramdır diyoruz. Yani burada bir iş yapıyor. Yaptığı işte ne? Potansiyel enerji kazandırıyor. Bakın m çarpı g çarpı h. Ama burada m'e dikkat ediyoruz, m'e dikkat. Toplam kütle kendisiyle beraber, daha doğrusu poşetle beraber kendi kütlesini de düşünmek zorundayım. Kendi kütlesi 48, 12 kilogramlık poşet de aldı. Yer çekimi mesi zaten 10. Yükseklik ne kadar yüksekliğe çıkarıyormuş? 8 metre yüksekliğe çıkarıyormuş. Buradan bakıyorum bu 60, 60 çarpı 8. 480, 4800 jüllük iş yapmış Alper Efendi. Pekala, e, güce baktığımda yapılan işi zamana böleceğiz dedik. Yapılan iş 4800 jül iş yapmış, bayağı da yapmış. Aferin sana diyoruz, 15'e bölüyoruz. 15'e bölerken de e, bakalım nasıl böleceğiz bunu. 48'de 15, her ikisini de 3'e bölelim. 48'i 3'e böldüğüm zaman ne olur? Kaç olur? 16 olur. Bu da 5 olur. Yani 1600'ü 5'e böleceğiz. 1600'de 5'e böldüğümüzde e, ne geliyor? 320 geliyor. 320 wattlık gücü varmış gördüğünüz gibi. Yani böyle bir bayağı sağlam bir e, şekilde güçlüymüş Alper. E, bu şekilde de soruyu çözmüş olduk. Günde 4 saat çalıştırılan bir klima 30 günde 120 TL'lik elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 saati 0.5 TL olduğuna göre... Klimanın gücü kaç kilovattır? Bakınız 120 TL 30 günde gördüğünüz gibi. O zaman şunu söyleyeceğiz. Günde 4 saat çalıştırılıyormuş bu arada. O zaman bir günde kaç 4 saat çalıştığına göre 30 günde kaç saat çalışıyor? Önce onu bulalım. 30 çarpı 4'ten 120 saat çalışıyormuş. Bakınız 120 saat. Bu bir. İkincisi 120 saat çalıştığında... 120 TL'lik elektrik enerjisi e, tüketmiş. Normalde 1 kWh saat 0.5 TL değil mi? Şöyle bir şey söyleyebilirim o zaman. E, 1 kilowat saati şöyle yazıyorum, bakınız, h yazalım saat, işte h ile gösteriliyordu. 1 kWh saat 0.5 TL olduğuna göre, 120 TL'lik e, enerji kaç kilowat saattir? Mesela buradan bunu söyleyebilirsin farkındaysan. O zaman 1'i 0.5 ise 120 için ne olması lazım farkındaysanız 0.5'i neyle çarparsam 120 elde ederim. 240 ile çarparsam isterseniz şöyle yapalım. X eşittir 120 bölü 0.5. Bu da ne gelmiş olacak? 1200 bölü 5. Değil mi? İkisine de 0 eklemiş oldum. Şöyle buraya 0, buraya da virgül attık. 1200 bölü 5. Bu da 240 kW saatmiş. 240 kW saat. Şöyle yazdık. Pekala. Şimdi o halde sevgili gençler 120 saatte 240 kilowatt saatlik bir enerji söz konusu. O zaman biz enerjiyi P çarpı TL gösterebiliriz dedik değil mi? O zaman buraya 240'ı koyduk. Gücünü bilmiyoruz. Süreyi de 120 saat yaptığımızda bakınız gücün ne görüyoruz? 2 böldüğümüz zaman 120'ye böldüğümüzde 240'ı 2 kilowatt görüyoruz. Bakın kilowatt. Tamam mıdır? Bu şekilde de bunu çözmüş olduk. Yani şöyle kısaca özetleyelim. Bakın klima 2 kilowattlık güce sahip. Bakın 2 kilowatt 2 kilowattlık. O zaman günde 4 saat çalıştırılıyormuş. Gücü bu kadarmış. Günde 4 saat. O zaman 2 çarpı 4 8 kilowatt saatlik enerji günde 8. 30 ile çarptığımda ne oldu? 240 kilowatt saatlik enerji toplandı. Her 1 kWh saat 0.5 olduğuna göre TL 240 kilowat saatin oldu 120 TL oldu. Buradan da sağlamasını yapmış olduk sevgili gençler. Şimdi kütlesi 2 kilogram olan şekilde cismin ilk hızı 3 metre bölü saniye son hızı 5 metre bölü saniyedir. Cismin kinetik enerji değişimi kaç metre kaç jüldür? Bakınız. Şimdi ilk hızı 3 son hızı 5. Burada ufak bir hata var. İlk hızı 3 son hızı 5. Şu şekilde burayı düzeltiyoruz. E, kinetik enerji değişimi ne kadar? Önce kinetik enerjinin formülünü bir kere hatırlayalım. Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 çarpı m çarpı v kareydi. O zaman ilk baştaki kinetik enerjisini yazacak olursak ilk kinetik enerjisi eşittir. 1 bölü 2 çarpı kütleye bakıyorum 2 hızda 3 olduğuna göre 3'ün karesini aldığımda ikiler birbirlerini götürecek. 9 yürümüş ilk baştaki kinetik enerji. Sonra kinetik enerjisine bakıyorum. Sonra kinetik enerjisi de yine 1 bölü 2 çarpı kütlesi 2 çarpı sonraki hızının karesi 5'in karesi yani 25. İkiler yine birbirini götürecek 25 yol. Peki kinetik enerjisi ne kadar değişmiş? Değişim soruyor bana. Sonuncusu bu kadar. İyi ki de bu kadar. O yüzden 25'ten 9'u çıkarttığımda ne buluyorum? 16 jül kadarlık bunun kinetik enerjisi değişmiştir diyorum sevgili gençler. Unutma 1 bölü 2 mv kare. 20 metre yükseklikteki 500 gram kütleli bir ismin yere göre potansiyel enerjisi kaç yüldür? İşte az evvel potansiyel enerjiden bahsetmiştik hatırlarsanız. Potansiyel enerji eşittir. M çarpı G çarpı H. 20 metre yükseklikteymiş. Kütlesi de 500 grammış. Ama dikkat edilmesi gereken bir şey var burada. E, kütleyi kilogram cinsinden yazmak zorundayız. O zaman bunu kilogram cinsinden yazacak olursak bine böleceğiz. 500 bölü 1000. Bine böldüğümüzde pat 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 pat. 5 bölü 10 yani 0.5 kilogramlık bir kütlesi varmış. Yazalım 0.5'i. Onu zaten biliyoruz. Yerden yüksekliği de 20 metre. Çarptığımızda 0.5 ile onu çarparsak şuradan virgül kayar. 1 olur burası. 5 çarpı 20'den de 100 jüllük bir potansiyel enerjisinin olduğunu görür sevgili gençler. Evet şimdi dikdörtgen prizması biçimindeki özdeş ve türdeş iki cisim cekildek gibi yerleştirilmiştir. Cisimden her birinin kütlesi 5 kilogram olduğuna göre yere göre toplam potansiyel enerjisi kaç jouldur? Ee, şöyle ki türdeş dediği zaman homojen bir yapıya sahip olduğunu düşüneceğiz ve bunu noktasal bir kütle olarak düşünürsek noktasal. Sanki bunu sağdan soldan her yerden sıkıştırıp geometrik ortaya toplayacağız. Yani bunun geometrik ortası burası, bunun geometrik ortası da burası noktasal. Ne yaptım ben? Buradan böyle böyle her tarafından böyle küçülttüğüm nokta haline getirdim. Ve bunun kütlesi ne kadarmış? Her biri 5'miş. Bunun kütlesi de 5 kilogram. Bunun kütlesi de 5 kilogram. Ortaya koydunuz. Yani sağını solunu üstünü altını düşünmenize gerek yok. Noktasal iki tane cisimmiş gibi düşünebilirsiniz bunları. Ve yere göre toplam potansiyel enerji bulacaksak o zaman bu 5 kilogramın alttakinin yere olan uzaklığına, yüksekliğine baktığımda 80 santim tamamı o zaman yarısı olacağı için 40 santim diyoruz. Buradan aldığımızda bunun yerden olan yüksekliğine bakacak olursak burası 80 tamamı. Şurası ne kadar? Gördüğünüz gibi burası da 20 santim. Tamamı da 80 santim burası da. O zaman ne oldu sevgili gençler? Tamamı 100 santimetre oldu. Evet. Yani bu e, merkezlerini topladığım geometrik orta noktalarında topladığım kütlelerin noktasal kütlelerin yerden yüksekleri 1.40 santim bir de 100 santim. Şimdi potansiyel enerji deyince az evvel yaptık. Potansiyel enerji deyince ne yaptık? M çarpı G çarpı H yaptık. Bakalım kütleler kilogram cinsinden sorun yok ama e, yerden olan uzaklıkları, yerden olan yükseklikleri metreye çevirmek zorundayım. 100 santimetreyi metreye çevirdiğinde bunun 1 metre olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yüzebiliyorum. 40 santimetreye çevirsem 40 bölü 100. Bakalım sıfırlar birbirini götürecek. 4 bölü 10 yani 0,4 metre. Bakın metreye çevrilmiş oldu. Değil mi? Her birinin potansiyel enerjisini bulalım. Önce şunu buluyoruz. E, 5 çarpı 10 çarpı yerden yüksekliği 1 olduğu için 5 Üstteki. Üsttekinin potansiyel enerjisi. Alttakinin potansiyel enerjisini bulalım. E, yine 5 çarpı 10 çarpı 0,4. E, 0,4 ile 10'u çarptığımız takdirde virgül kaydı. E, ne olur bu durumda? Şu 50 jül pardon. 5 ile 10 çarptık. Burası 50 jül. E, 5 çarpı 4'ten de bu da 20 jül gelmiş oldu. E, toplamı soruyor bize. Topladığımızda 50 artı 20'den 70 jüllük potansiyel enerjilerinin olduğunu görürüz toplamda. Evet diğer sorudayız. X cismi düşey kes şekildeki gibi olan yolun K noktasından V büyüklüğünde hız ile fırlatılıyor. L ve M noktalarından geçen cisim N noktasında duruyor. Bana, buna göre, bana göre, aha, <laughs> KLMN yolunun KLMN bölümlerinden hangileri kesinlikle sürtünmelidir? Bakın buradan V hız ile attığımız bir cisim burada durmuş. Şurada. Şimdi burada durması demek. Daha doğrusu M noktasından N noktasına gelebilmesi için burada bir hız var. Hadi buraya VM hız diyelim. A, ne oldu? Düzlem yatay. Görüyorsun yatay. Yani belli bir yüksekliğe falan çıkmıyor. E, yatayda giderken kendiliğinden durmasına sebep olan şey nedir? E tabii ki sürtünmedir. Burada sürtünme var ki bunun hızı bitmiş. Ama K'dan L'ye ve L'den M'ye gelirken bilemiyorum ki K'dan L'ye geldiğinde belki buradan yine aynı hızla geçti. Belki V hızıyla geçti. Yani hızının büyüklüğü değişmedi. Yavaşlamadı yani. Bilemiyorum. Ve buradan buraya çıkarken zaten yavaşlayacak ama e, yüksekliğe çıktığından dolayı yavaşlayacak. Belki sürtünme de var. Yavaşlaması daha fazla olacak. Yani sürtünme de bunun daha fazla yavaşlamasına sebep olacak. Bu da olabilir. Ama bize ne diyor farkındaysanız kesinlikle diyor. Bilmiyoruz biz bunları. Bizim kesin bildiğimiz şey M noktasından N noktasına gelirken yavaşlaması yatay yolda kesin yani böyle yatay yolda yavaşlıyorsa kesinlikle sürtünme sayesinde, sürtünmeden dolayı yavaşlar diyoruz. Cevabımız bu durumda MN arası oldu sevgili gençler. Evet, güzel. Kütlesi 1 kilogram olan cisim K noktasından 8 jül, L noktasından ise 14 jül kinetik enerjiyle geçiyor. Buna göre KL aralığında sürtünmeye harcanan enerji kaç jüldür? Bakalım hemen. Şimdi e, mekanik enerjiyi düşüneceğiz. Yani ilk baştaki Mekanik enerjisiyle sonraki mekanik enerjisi düşüneceğiz. Mekanik enerjisini düşüneceğiz. Aynıysa enerji kaybı yoktur diyeceğiz. Değilse, sonraki mekanik enerjisi daha azsa demek ki orada bir enerji kaybı var. Yani sürtünmeye enerji gitmiştir diyeceğiz. Ve mekanik enerjiyi ne dedik? Buraya yazalım. Mekanik enerji neydi? Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. Şu şekilde yazıyorum sizler için. Buraya geliyorum. Buradaki mekanik enerjisi yani ilk baştaki mekanik enerjisi bir dersem... Yazalım potansiyel enerjisi nedir? Mgh'dir değil mi? Kütlesi yazayım hatta sizler için. Şöyle açayım biraz. Mgh artı 1 bölü 2 m e, v kare şeklinde yazdım. E, yerden yüksekliği 1 metre. Kütlesi de 1 kilogram 1. Ve yer çekimlisi de 10. 1 çarpı 10 çarpı 1. 10 jül potansiyel enerjisi var burada. Şöyle gerçi burayı şöyle yapalım. Artı burada 10 jül potansiyel kinetik enerji yazıyorum. Ne diyor bana? K noktasından 8 jül, L noktasından ise 14 jüllük kinetik enerjiyle geçiyormuş. O 8 jüllük kinetik enerjisini direkt vermiş burada. 10 artı 8'den 18 jüllük mekanik enerjisi varmış. Geliyoruz buraya. Buradaki mekanik enerjisini yazalım hemen. İkinci durum. Potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisinin toplamı. E yerde potansiyel yok. Artı kinetik enerjisine ne kadarmış? 14'müş. E ne oldu bu durumda? 14 jüllük mekanik enerji var. Şimdi 18'de 14'e düşmüş. Nasıl olacak bu? Demek ki arada kayıp var. Kayıp enerji söz konusu. Bu kayıp enerjiyi de yazacak olursam son mekanik enerji, ilk mekanik enerji gördüğünüz üzere 18'den 14'ü e çıkarak 4 jüllük bir kayıp enerji olduğunu görürüm. İşte bu da sürtünmeye harcanan enerji olmuş olacak. Ne kadar sürtünmeye enerji harcandı? 4 jüllük kayıp olan enerji sürtünmeye gitmiştir diyoruz sevgili gençler. Bir sarkaç şekilde konumdan serbest bırakılıyor. Sarkaç düşey konuma doğru hareket ederken sarkaç topunun 1-2-3 yargılarından sarkaç topu için 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi bunu buradan bıraktığımızda e, ne diyor? Şimdi nereye doğru? Düşey konuma hareket ederken. Yani buraya kadar gelirken. Şuradaki hareket diyor. Şimdi e, bakın. Mesela burası bir yer yer olsun. Görüyor musunuz? Yer. Şimdi yerden yüksekliği bu kadardı. Tamam mı? Daha sonra yerden yüksekliği bu kadar oldu. Azalıyor farkındaysan. E yerden yüksekliğin azalması ne demek? Potansiyel enerjisinin dolayısıyla azalması demek. Tamam. Şimdi potansiyel enerji azalıyorsa nereye gidiyor bu? İşte kinetik enerjiye gidiyor. Çünkü mekanik enerjisi e, değişmeyecek. Burada sürtünme vesaire düşünmüyoruz. O zaman buradan geçerken e, bir hareket söz konusu oldu. O zaman kinetik enerjisi farkındaysanız ilk başta hızı yoktu, sıfırdı. Artık burada bir hızı var. Yoktu, hızı var. Dolayısıyla kinetik enerjisi var. Evet, birinci durumda kinetik enerji. Daha doğrusu birinci öncül kinetik enerjisi artar. İkinci öncül mekanik enerjisi artar. Mekanik enerji dışarıdan bir iş yapılırsa artabilir. Yani sistemde hiçbir zaman kendiliğinden mekanik enerji artamaz sevgili gençler. Yanlış. Potansiyel enerjisi azalır. Evet bakın yere yaklaşıyor. Yere yaklaştığı için potansiyel enerjisi azalır cevabımız bu durumda 1 ve 3'tür gördüğünüz gibi. Enerji korunumu düşünüyoruz. Enerji korunumunda mekanik enerji değişmez diyorduk. Hatırla. Potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşüyor. ve tamam sıkıntı yok. Bir dönüşüm söz konusu. Ama mekanik enerji dediğimiz gibi kesinlikle değişmez. Burada gördüğünüz gibi. Evet bir elektrik motoru 2 kilogram kütleli cismi 2 metre yüksekliğe sabit hıza çıkarıyor. Motor bu süreçte 50 jül elektrik enerjisi harcadığına göre motorun verimi yüzde kaçtır? Şimdi verim, dedik az evvel, Şu yazalım hemen. Neydi? Yapılan iş bölü harcanan enerji. Yazalım şöyle, harcanan enerji. E, yapılan iş burada ne cisme? Bakınız, sabit hızda olduğu için, bakın burada dikkat. Yüksekliğe sabit hızda diyorsa, o zaman orada sadece potansiyel enerji kazandırılıyor. Bakın potansiyel enerji kazandırılıyor. Kinetik enerji değişmiyor. Sadece potansiyel enerji kazandırılıyor. Bu bilgiyi aklından çıkarma. Kazandırılıyor. O zaman yapılan iş de burada cisme az evvel söylediğim gibi potansiyel enerji kazandırmak. Yapılan iş için ne diyorum bu durumda? MGH diyorum. Bize ne diyor burada? 50 jüllük enerji harcamış. Harcanan enerjiyi de vermiş 50 jül. Süper. Yüzde verimi soruyorsa o zaman ben buraya yüzde ekliyorsam bunu da yüzde çarpacağım. Bunu da belirtelim. Şimdi gelelim potansiyel enerjisi ne kadar? Yapılan iş ne kadarmış? Kütle 2. Yerden yüksekliği 2 metre oluyor ve yer de 10. 10 ile 2'yi çarptığımda ne görüyorum? Şu çarpı 100 buraya gelsin. Ne gördüm? 40 jül. Yapılan işin 40 jül olduğunu ama harcanan enerjinin 50 jül olduğunu gördüm. 10 jül boşa gitmiş. Verimin %100 olmasına en yer oldu bu. Yazıyoruz o zaman. 40 bölü 50 çarpı 100. Yapalım matematiğini. Sıfırlar gitti. 400'ü 5'e böldüğümüzde %80 bir verim söz konusu sevgili gençler. Evet. Başka bir soru. K noktasından serbest bırakılan X cismi. Düşey şekildeki gibi olan sürtünmesi yolun sırasıyla L ve M noktalarından geçiyormuş. İsim K noktasındaki yere göre potansiyel enerjisi EK, L noktasındaki kinetik enerjisi EL ve M noktasındaki mekanik enerjisi de EM'dir. Buna göre EK, EL ve EM'yi büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bakın, şimdi mekanik enerjisi sürtünme yok. Bu arada sürtünme bize görüyorsunuz sürtünmesiz yolun demiş zaten. O zaman mekanik enerji üzerinden gideceğiz. Diyeceğiz ki bu arkadaşın mekanik enerjisi hep aynı olduğuna göre 1 ya da 2 gibi yazmamıza gerek yok mekanik enerjisi 1, mekanik enerjisi 2 diye yazmayacağız. Çünkü hep aynı zaten. Normalde potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. Bakıyorum burada serbest bırakılıyor. Bakın serbest bırakıldığında bunun hızı yoktur. Hızı yoksa kinetik enerjisi de yoktur diyorsunuz. Bu noktada yani K noktasında kinetik enerji sıfır olduğuna göre sadece potansiyel enerjisi var. E potansiyel enerjisi de bunun kütlesini M kabul edelim. M. Yerden yüksekliği de 2H olduğuna göre M çarpı G çarpı 2H. Yani 2 mg mgh kadar potansiyel enerjisi var ve bu da mekanik enerji zaten. Ve L noktasına gelelim. Şimdi L noktasındaki L noktasındaki mekanik enerjisi yine aynı olacak. Bakın aynı mekanik enerji. Buradaki potansiyel ile buradaki kinetik enerjisi diyeceksiniz. Şimdi buradaki potansiyel enerjiye bakıyorum. Yerden yüksekliği ne kadar? H kadar. Yazıyorum o zaman. M çarpı G çarpı H. E mekanik enerjisi ne kadardı? 2 mg mgh'tı. Değişmeyecek dedik. Ha o zaman bu kinetik enerji kazanmış artık. Ve o kazandığı kinetik enerji de MGH kadar. Süper. Sonra M'ye geliyorum. M'ye geldiğinde zaten yatayda olduğu için potansiyel enerjisi yok. E, kinetik bütün enerji kinetik enerjiye dönüşmüş. Mekanik enerji M noktasındaki mekanik enerji dediği için e, buradaki mekanik enerji zaten hep dedik ki değişmeyecek. Aynı 2 MGH. Bakalım şimdi yorumlara. K'daki yere göre potansiyel enerjisi direkt 2 MGH zaten değil mi? Sonra L'deki kinetik enerjisi 1 mgh. Değil mi? M'deki mekanik enerjisi yine 2 mgh. O zaman buradaki potansiyel enerjisi 2 mgh olduğu için o zaman EK eşitmiş mekanik M'deki mekanik enerjisine EM aynı çünkü. Bunlar büyüktür. L'deki kinetik enerjisi 1 mgh'tı. L'deki kinetik enerjisinden. Gördüğünüz gibi. Evet. Güzel. Evet artık ısı sıcaklık konusuna geçiyoruz. Genleşme de var tabi. Kelvin termometresinde 313 Kelvin olarak ölçülen bir ortamın sıcaklığı Fahrenheit ve Celsius termometresi ile kaç Fahrenheit ve santigrat derece olarak ölçülür? Ne dedik? C bölü 100 eşittir. K eksi 273 bölü 100. O da eşittir. F eksi 32 bölü 180. Şimdi neyi biliyorum ben? Kelvin'i biliyorum. O zaman Kelvin'i getiriyorum. 313 eksi 273 bölü 100 getirip koyuyorum. Önce e, Fahrenheit ve Celsius diyor ya. Önce Celsius'i bulalım. C bölü 100. Şimdi C'ler pardon yüzler birbirini götürecek. 313'ten 273 çıkarttığımda ne verir? 40 verir. Demek ki C 40. Demek ki Celsius termetresiyle 40 santigrat derece gösteriyormuş. Ortamdaki termetre. Sonra gelelim buraya. 313 eksi 273 şöyle bölü 100 yine yazalım bunu. Eşittir f 32 bölü 180. Bu sefer sağ taraftaki 2 eşitliği alıyorum. Yüzler burası 180 dikkat. O zaman 40 bölü 100 eşittir f 32 bölü 180. Biraz matematik var. Buradaki sıfırlar birbirini götürdü. Buradaki sıfırlar da birbirini götürdü. İçler dışlar 4 çarpı 18 ne yapacak? 72 eşittir f 32. Buradan da f eşittir. 32'yi bu tarafa atarsam 104 Fahrenheit. Yani Fahrenheit termometresi e, 104 gösteriyormuş sevgili gençler. İlk baştaki lütfen şu e, sıcaklık ölçekleriyle alakalı ilişkiyi hatırlamalısın. Bunu hatırla ilk başta. Ondan sonra C'yi bulmak için ikisini aldım. E, F'yi bulmak için ikisini aldım. Bu şekilde rahatlıkla bulabilirsin. Ee, bakalım X termometresinde suyun donma ve kaynama sıcaklığı kaç X derecedir? 60 santigrat derece sıcaklığındaki suyun sıcaklığı kaç X'dir diye bir soru. X derecede diye bir soru. X termetresi ile Celsius termometresi aralarındaki ilişkiyi gösteren bir grafik var karşımızda farkındaysanız. Ee, bu grafiği kullanarak verilen soruları e, soru şey, cevaplarını bulacağız. Soruların cevaplarını. Şimdi şöyle diyeceğiz. Ee, buradaki noktaya bakarsan x için eksi 10 x ve y yazayım şey Celsius yazayım isterseniz santigratı x için eksi 10 e, Celsius için de 0 buradaki nokta sonra bu noktayı okuyalım yani ne yapıyoruz biraz koordinatlara bakıyoruz yani bir okuma durumu söz konusu burada x 0 görüyorsunuz Celsius ne 20 o zaman burada şöyle bir şey var X'in eksi 10'dan 0'a yani 10 kadar yükselmesi var. Celsius'un 0'dan 20'ye 20 kadar yükselmesi var. Burada şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. 1'e 1'e 2. Yani X termometresinde bir artış varken Celsius'de 2 artış oluyor. Bu şekilde düşünün. O zaman Celsius'un, bak ne diyor? Suyun donma noktası zaten Celsius'de 0 gösteriyorsa o suyun donma noktasıdır. Suyun donma noktası x'te suyun Donma noktası yazalım şöyle. Noktası x için ne olmuş oldu? Eksi 10. Değil mi? Celsius 0 sıfırken x termometresi eksi 10'u gösteriyormuş. Sonra bunu 100'e çıkartmak için burada ne kadar eklemem gerekiyor? 20'ye 80 eklemem gerekiyor. Ee, buraya 1'e 2'ye buraya 80 ekliyorsam sol tarafına ekleyeceğiz bu durumda? 40 ekleyeceğiz. 1'e 2 olduğu için 0'dı. O zaman buradaki değer 40 oldu sevgili gençler. Gördüğünüz gibi o zaman suyun kaynama noktasını da şöyle yazalım. Kaynama noktasında ne gösteriyormuş? 40 gösteriyormuş. Gördüğünüz gibi A şıkkı tamam. bir de der ki 60 santigrat derece sıcaklığında. Yani şöyle yapalım B şıkkında şöyle yazalım. ne dedik? X derece ve Celsius santigrat derece neydi? Eksi 10'a 0 aynı değerlerdi. Bunu ne kadar arttıracağız? 60. 60 arttırdığımızda ne bulmuştuk biz? 1'e 2 bulmadık mı? 60 arttırdığımızda bu da 30 artacak anlamına gelir. Eksi 10'a 30 eklersem ne olur gençler? 20 olur. Yani x terimitesi 20 x dereceyi gösterir bu 60 olduğu zaman gördüğünüz gibi. O zaman B şıkkının da cevabını 20 x derece şeklinde bulmuş olduk. Bu şekilde okuma yapmanız lazım böyle grafik sorularında. K ve L maddelerinin sıcaklık zaman grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre e, CK bölü CL yani ısı sığalarının oranı büyükçe çünkü. Sonra MK bölü ML 2 ise CK bölü CL oranı kaçtır? Yani kütlelerin oranı 2 ise öz ısıların oranı kaçtır şeklinde. Grafik okuyalım şimdi. E, önce K ile başlayalım. E, zaman olarak 1 dakika, 2 dakika, 3 dakikalık durumlar söz konusu ya. Şey diyelim 1 dakikada Q ısı versin. Yine 1 dakikada Q, böyle böyle Q ısı şeklinde düşünebiliriz. Yani... O zaman biz şöyle bir şey göreceğiz. K'ya bakalım. İster bu nokta, ister bu nokta. Yani köşeyi kestiği noktayı alalım. Eee K'nın ne olmuş? Bir 1 Q kadar ısı verildiğinde K'dan bahsediyorum. K'nın kütlesi çarpı CK. Ne yapıyorum şu an? mc derste yapıyorum. Sıcaklığı ne kadar değişmiş? Sıfırdan 10 kadar değişmiş. Yani sıfırdan 10'a çıkmış. Dolayısıyla sıcaklığı 10 kadar artmış. Bu bilgiyi aldım. Ve şunu da, ya şunu da söyleyeyim. küçük C neydi? Öz sayıydı. O zaman öz ısı ile kütlenin çarpımı da bize neyi veriyor? Büyük C yani ısı sahasını veriyor. Burası CK oldu. L'ye gelelim. L içinde köşeyi kestiği nokta burası. O zaman toplamda ne kadar ısı verilmiş olduğuna Şöyle baktığımız zaman 3Q ısı verilmiş oldu. Gördüğünüz gibi 3Q ısısını veriyoruz. Kütlesine ML, CL ısısını yaptık. Sıcaklığı ne kadar değişti gördüğünüz gibi. Bunun da 10 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye çıktığı için 10 kadar değişmiş oldu. Ve e, yine kütle çarpı ısı ısı sahası diyoruz. Buradan e, şöyle bir şey çıkacak. Q eşittir CK çarpı 10. Q eşittir CL çarpı 10. Gördüğünüz gibi burada 3Q pardon oranlarsak cevabımız karşımıza çıkacak. Onlar birbirini zaten götürecek. Q'lar da birbirini götürecek. CK bölü CL oranı da gördüğünüz gibi 1 bölü 3 gelecek sevgili gençler. Bu A şıkkıydı. Şuraya A diyelim. Gelelim B şıkkına. Bu grafik okumaydı. Bunu aynen kullanacağız çünkü. Yine yazıyorum. Q eşittir MK çarpı CK çarpı 10. Sonra diğerini yazıyorum. 3Q eşittir. ML çarpı CL çarpı yine 10. Bak der ki bize MK bölü ML oranı 2 olduğuna göre olursa. O zaman ben şöyle bir şey yaparım. E, bunları oranladığım zaman MK ile ML'nin oranına direkt 2 derim. Yani şey gibi, 4 bölü 2 ya da atıyorum 10 bölü 5. Bu 10'muş bu da 5'miş gibi düşünebilirsin. Onlar yine birbirini götürecek. Q'lar yine birbirini götürdü. E, küçük C'lerin oranında CK bölü CL oranı da bu 2'yi buraya aldığımda 2 ile 3 çarparsam 6 yani 1 bölü 6 olmuş oldu sevgili gençler bu şekilde e, öz ısıların oranını da bulmuş olduk. Aynı odada K özdeş bardaklarda 2M ve M kütleli 90 santigrat derece ve 45 santigrat derecede kahveler vardır. Yeterince beklenip kahvelerin oda sıcaklığında inmesi sağlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Şimdi K bardağındaki kahvenin sıcaklığı L bardağındaki kahveninkinden 45 santigrat derece fazladır. Bakalım 45-90. Evet bu doğru. K bardağındaki kahve L bardağındaki kahveden odaya daha fazla ısı verir. Bakalım. K'nın sıcaklığı hem daha fazla hem de daha fazla miktarda. Yani Q eşittir. M, C, delta T'yi düşünürsek hem bunun sıcaklığı daha çok azalacak hem de kütlesi daha fazla. O zaman e, bu durumda K dışarıya daha fazla ısı transfer eder. Bu da doğru. K bardağındaki kahvenin iç enerjisi L bardağındaki kahveden fazladır. İç enerji e, normalde potansiyel enerjisinin ve kinetik enerjilerin toplamıydı moleküllerinin. Şimdi bakıyorum hem daha fazla var. Daha fazla olduğu için moleküllerin potansiyel enerjileri daha fazla. Hem de sıcak daha yüksek olduğu için ortalama kinetik enerjileri de daha fazla. O zaman K'nın iç enerjisi daha büyük olacaktır diyoruz. Bakıyoruz L bardağındakinden fazla mıdır? Evet. K bardağındaki kahvenin sıcaklığı L bardağındaki kahvenin sıcaklığının ilk katıdır. Şimdi Celsius'ta yani santigrat derecede bunu söyleyemez idik. Yani 2 çarpı 45 90 ya bu bir hata. Çünkü e, mutlak sıfırdan başlama durumu yok. Onu ancak Kelvin'de söyleyebiliyoruz. Mesela bu 45 Kelvin bu da 90 Kelvin olursa. Şöyle santigrat derecelerini şöyle yazalım. O zaman e, 90 Kelvin 45 Kelvin ilk katı diyebiliriz. Çünkü sıfırdan başlayan bir e, sıcaklık vardı. Mutlak sıfır vardı hatırlarsanız Kelvin'de. Ama Celsius'te böyle değil. O yüzden Celsius'te 90 45'in ilk katı diyemeyiz. Bu yanlıştır sevgili gençler. Oda sıcaklığına indiklerinde her iki bardaktaki kahvelerin öz ısıları eşit olacaktır. Evet sonuçta her ikisi de zaten kahve. O özellikleri de aynı özellikler olacak. O yüzden bu da doğrudur. Cevabımız D Burada gördüğünüz gibi gençler. Evet bir maddenin sıcaklık ısı grafiği şeklindeki gibidir. Bu maddenin kütlesi 80 gram olduğuna göre öz ısı değeri kaç kalori bölü gram santigrat derecedir? Şöyle ki sıcaklığı eksi 15'ten 30'a çıkmış. Yani bunun sıcaklık değişimi nedir? 45 santigrat derecedir. Bunu hemen söyleyebilirim. Ve ne kadar ısı verdiğimizde? 900 kalori kadarı kadar ısı verdiğimizde. O zaman Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T değil mi? Evet. O zaman buradan 900 eşittir. Kütlesini biliyor muyuz? 80 gram. Ama burada şuna dikkat ediyorum. Eee... C öz sormuş? Gram cinsinden sormuş. O yüzden sıkıntı yok. Aynen devam ediyoruz o zaman. 80 çarpı C çarpı sıcaklığı 45 kadar e, artmıştı. Değil mi? 45 kadar. O zaman buradan 90 ile 45 e oranlarsak 2. 20. Yani C eşittir. 20 bölü 80 sıfırlar gittiğinde 2 bölü 8, 1 bölü 4. O zaman buraya ben e, bir 10 bölü 4 düşünürsem e, ne olmuş oldu? 2.5 oldu. Yani 0.25 şeklinde. Ya da 2.0 ekleyip 104'e bölersem 2 defa sol tarafa virgül kaydırmış oluyorum. Değil mi? 0.25 e, kalori bölü gram santigrat derece olmuş oldu sevgili gençler. Güzel. Hal değişim sıcaklığındaki KLM katılarının aldığı ısı ile sıvı hale geçen kütle miktarları tabloda verilmiştir. KLM'nin erime ısıları LK, LL. Lm değerlerini bulunuz. Q eşittir ML dedik. M çarpı L. O zaman burada verilen ısılara bakarak, kütleler zaten karşımızda bunların e, hal değiştirme ısılarını yani erime ısılarını rahatlıkla bulabiliriz. Önce K'ya bakalım. 2000 kadar ısı veriliyor. Kütlesi 20 çarpı LK. Sıfırlar birbirini götürür. ikiler de birbirini götürür. 1 Bir olur. LK buradan 100 kalori bölü gram çıkar. Sonra diğerine bakalım. 5000 kadarlık ısı verilmiş. 250 gramı erimiş. O zaman buna da LL dediğimizde 500 bölü 250'ye bakarsam 2 sıfır duruyor. LL 20 kalori bölü gram olmuş oldu. Buna geldim. 100 eşittir. Kütlesi 40 çarpı bu neymiş? M'ymiş. LM'ymiş. O zaman LM buradan 100 bölü 40'tan sıfırlar birbirini götürecek zaten. 10 bölü 4'ten buçuk kalori bölü grammış. Değerleri tek tek gördüğünüz gibi bulduk sevgili gençler. Yani burada M'nin 1 gramının erimesi için iki buçuk kalori. Çok küçük bir ısı yeterliymiş. Ama K için bir gramın erimesi için 100 kalorilik ısı gerekiyormuş anlamına geliyordu bunlar. Şekilde kaplarda bundan sular karıştırılıyor. Denge sıcaklığı kaç santigrat derece olur? Şimdi sıcaklıkları farklı olan iki tane su bir araya geldiğinde tabii ki ısı alışverişi olacak. Sıcaklığı büyük olandan sıcaklığı küçük alana doğru ısı geçişi olacak. Yani bu ısı verecek, bu ise ısı alacak. Ve bunlar bir sıcaklığa denge sıcaklığında buluşacaklar. Ondan sonra ısı alışverişi bitecek. Peki o denge sıcaklığını nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız gençler. Son sıcaklığı diyebilirsiniz buna. E, şunu yazacağız. MCT'leri şöyle. eşittir MC, delta T vardı ya. MCT'leri MC'lere böleceğiz. Burada ikisi de su olduğuna göre... C'leri düşünmemize gerek yok. Her ikisi de su. Oradan şunu söyleyebilirim. Ee, direkt kütle çarpı yani m1 çarpı t1 artı m2 çarpı t2 kaç tane varsa. Şu an iki tane olduğu için bunu yazdım. Ee, bölü m1 artı m2 artı nokta nokta kaç tane varsa. Şu an iki tane olduğu için bunları yazdım. C'ler aynı olduğu için dediğim gibi C'ler birbirlerini zaten oranlamada götürecekler. Bir daha yazmaya gerek yok. Bunun kütlesi 700 çarpı sıcaklığı 10. Artı bunun kütlesi 300 çarpı sıcaklığı 60 bölü toplam kütle. Yani 700 artı 300. Bakalım burası 7000 burası ne oldu? 18000 yani 7000 artı 18000 bölü toplam kütlemizde 1000 olmuş oldu. 7000 ile 18000 toplarsam 25000 bin bölü 1000. Bin şu bir tane sıfır unutmuşuz burada. O zaman pat 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 bu sıfırlar gitti. Ne gelmiş oldu? 25 santigrat derece. Yani bunlar bunlar bir araya getirildiklerinde denge sıcaklıkları 25 santigrat derece olacakmış. Bu 25 santigrat derece düşecek, ısı verecek. Bu da 25 santigrat derece çıkacak, ısı alacak. Bu şekilde denge sıcaklığına ulaşacaklar. Aynı madde oldukları zaman denge sıcaklığı bulmak evet kolay. Ne yaptık? Kütle çarpı sıcaklık kütle çarpı sıcaklık yazdık bölü toplam kütle deyip denge sıcaklığı bulacaksınız gençler. Tamam mı? Eğer e, zaten denge sıcaklığı ile alakalı yazınız yani yazılı olacaksa yazıda da böyle sorular çıkabilir. Lütfen dikkat edin buna. Evet, e, şimdi geldik ısı e, aktarımı ile ilgili e, mevzulara. Bir tencere içindeki makarnanın pişme sırasında ısı enerjisi 1 iki 3 yollarından hangileri hangileri ile aktarılır? Şimdi makarna pişiyorken ne oluyor? Makarna pişerken şöyle çubuk makarna pişirelim. Yani annemiz yok bu şehirde. Böyle kendi kendimize artık karnımızı doyurmamız lazım. Çubuk makarna spagetti deniliyor değil mi ona? Spagettimizi yapalım. Ee, şimdi burada bu makarnanın pişmesi esnasında kaynayan suyu düşünürseniz burada kaynayan suyun molekülleri yukarıya çıkar. Bunlar yukarıya çıkar. Dolayısıyla alttaki östesi artan moleküller sular yukarı çıkar. Östesi daha büyük olan e, soğuk suda aşağı iner. Bu şekilde bir kere bir konveksiyon olur ilk başta. Konveksiyon e, daha sonra da daha doğrusu konveksiyonla birlikte e, ısınan e, su aynı zamanda makarnayı pişirir. Makarnayı pişirmek için de dokunma var değil mi? Suyla makarna birbirine dokunuyor. Yani burada da bir iletim söz konusu. Yani ne oldu o zaman? Hem konveksiyon oldu. Yani buradaki e, kaynama esnasında karşımıza çıkan durum konveksiyon. Hem de dokunma, iletimi oldu. Ama burada ışıma diye bir şey yok. O yüzden cevabımız 1 ve 2 sevgili gençler. Makarna pişiyorken 1 ve 2 şeklinde ısı aktarımı olacaktır. Şekildeki levhanın sıcaklığı arttırılırsa D ve alfa nasıl değişir? E şimdi açı var burada alfa açısı ve D olayı var. Şimdi bunun sıcaklığını arttırırsak ne olur biliyor musunuz? tüm boyutlar aynı oranda büyür dedik. Yani burada uzunluk olarak ne görüyorsanız ya da kendiniz de çizebilirsiniz fark etmez. Ne görürseniz görün hepsi aynı oranda artar. O zaman bunu aynı oranda arttırdığımda şu içerideki aynı oranda artıyorsa bakın üçgenin tüm boyutları aynı oranda arttığında alfa açısı e, değişmez. Değil mi? Niye değişsin alfa açısı? Yani burası A, burası B, burası C ise A iki katına çıktı. B iki katına çıktı. C de iki katına çıktı bak o zaman e, en büyük e, yapılan hatalardan bir tanesi sanki sıcak arttığında şurası küçülüyormuş gibi. Hayır. Tüm boyutlar aynı oranda büyüdüğüne göre oradaki boşluk artar diyoruz. Bu bir. İkincisi tüm boyutlar aynı oranda artarsa o zaman bunlar da artar. Şöyle büyüklükler de artar. O halde şuradaki şöyle bir tarayalım bunu. D kalınlığı, şu D mesafesi D iki katına çıkar diyorsunuz. Nasıl ki bu kenarlar katına çıktı. Burası da 2D oldu. Gördünüz mü? O zaman D ne olur? D mesafesinin arttığını gördük. Artar. Alfa açısı ise değişmez. Tüm boyutlar aynı oranda arttığı için buradaki alfa açısı değişmemiş oldu sevgili gençler. Evet geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.